Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Tarihler 8 Eylül 2024'ü gösterirken haftalık savunma ve havacılık gündemiyle karşınızdayız. Bu haftanın gazetecilik tabiriyle manşeti Hürjet oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mısır'da yapılan uluslararası havacılık gösterilerine tabiri caizse tam kadro katıldı ve ilk defa yurt dışındaki bir fuara da ...Hürjet jet motorlu eğitim uçağını götürdü. Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır Hürjet havada yüzün üzerinde test uçuşunu başarıyla tamamladı. Hatta İspanya uçakla ilgileniyor. Uçak İspanya'ya götürüldü. Bu da Hürjet'in ikinci yurt dışı seyahati ve katıldığı ilk fuar oldu. Aslında Temmuz ayında Farnborough'a katılım planlanmıştı. Ancak biraz risklerin yüksek olması. Yani uzun bir yol orada yapılacak o uçağın e, takip edilmesi incelenmesi test sonuçlarının da ekipler tarafından her zaman değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili beklenen çalışmalar ne yazık ki yetişmedi. Havacılıkta da zaten ufacık böyle bir şüpheye yer bırakılmaması, boşluğa yer bırakılmaması gerekiyor. Konu uçuş emniyetini etkiliyor. Bu nedenden dolayı da Tusaş Eylül ayına bütün çalışmalarını kaydırarak hürjeti Mısır'a götürdü. Hürjet Mısır'da piramitler üzerinde çok güzel gösteri uçuşları yaptı. Çok da büyük alkış aldı ve Mısır hava kuvvetlerinden bir F16 pilotu da Hürjetle uçuruldu. O da çok memnun kaldı uçuştan ve uçağıyla ilgili güzel sözlerini Mısır'da basın mensuplarıyla paylaştı. Bu gösteri yapılırken Hürjet piramitler üzerinde uçarken Mısır'ın lideri Sisi de Ankara ziyareti gerçekleştirdi. Malum Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler son yıllarda oldukça kötüydü. Ee, tabii ki bu darbe sonrasındaki yönetimin değişmesi, önceki yönetimle Türkiye arasındaki ilişkiler derken bu araya resmen böyle bir buzullar gelmiş oldu. Bu dönem içerisinde de Mısır... Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle bazı anlaşmalar yaptı Akdeniz'e yönelik. Bu da tabii Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Bir arada da Libya'daki iç savaş ve Mısır'ın farklı tutumları da dikkat çekiciydi. Şimdi yeni dönemle birlikte 2024 başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyareti, arkasından Sisi'nin iade ziyaret yaparak Türkiye'ye gelmesi, ilişkilerin daha da iyi gitmesi yönünde önemli adımlar. Sisi'yi e, Esenboğa Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Karşılayan kişilerden biri de Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgündü. E, bu da masada önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye ve Mısır'ı özellikle savunma konularında daha iyi göreceğiz gibi e, yaklaşımlar e, konuşuluyor. 17 farklı anlaşma imzalandı. Bunlarla ilgili havacılık ve savunma konusunda ilgili tek konu iki ülke arasında havayolu uçaklarının uçuş sefer sayılarının arttırılması oldu. Ama fuarla birlikte edinilen iyi intiba ilerleyen dönem içerisinde Mısır'ın savunma konusunda Türkiye'nin iyi bir müşterisi olabileceği yolunda çeşitli ibareleri ortaya koydu. Bu arada bir parantez açalım. Aslında TUSAŞ tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA'nın ilk yurt dışı müşterisi de zamanında Mursi döneminde Mısır olacaktı ama bu anlaşma artık hani imzalara kalmış ilerlerken olan darbe sonrasında bu ihracat gerçekleşmedi. Umarız Hürjetle bu geçmişteki yaşanan beklentiyi yükseltir ve devam ederiz. Peki Mısır Hava Kuvvetleri ne bekliyor? Ben yıllar önce kanalımda Mısır Hava Kuvvetlerini incelemiştim. Onun da linkini şöyle yukarıya bırakalım. Aradan epey zaman geçti. Mısır Hava Kuvvetlerinin Eğitim filosuna baktığımız zaman farklı uçakların bir arada olduğunu görüyoruz. Mısır Hava Kuvvetlerinde zaten işte F16'lar var, MiG 29'lar var. Hatta bir dönem Su-35'lerin Rusya'dan alımı gündemdeydi. bu gerçekleşmedi. Rafal savaş uçakları var ve oldukça karışık bir filo yapısına sahip Mısır. ama bir yandan da örneğin Mısır F16 alırken İsrail'le olan dengeler nedeniyle e, bu arada bu F-16 alımlarının da e, üretilen uçakların son paketini Türkiye'de 46 adet F-16'nın üretimi TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmişti. E, örneğin Amerika orta ve uzun menzilli hava hava füzesi E-120 AMRAAM'ları e, Mısır'a vermedi ki İsrail'le olan dengeleri bozulmasın diye. Burada oldukça ilginç bir yaklaşım olduğunu ifade ederim. Peki eğitim uçağı olarak iki farklı yöntemle yaklaşıyor. Birincisi işte F-16, Rafal gibi batı yapısı uçaklarda uçak, uçacak pilotların bir tarafta da MiG-29 gibi daha eski Rus döneminden kalan uçakları uçurmak için pilotların karma sistemlerle eğitim yaparak ortaya çıkıyorlar. Şöyle bir isterseniz filolarına da, eğitim filolarına da bir bakalım neler var. Birinci uçak G-115 Grob. Pervaneli başlangıç eğitim uçağı. Sonrasında ise Brezilyalı Embraer'ın ürettiği 312 Tucano serisi turboprop motorlu daha yüksek performanslı. Bunun sonrasında da Çek Cumhuriyeti'nin ürettiği L-39 ki 49 adet var. Bir de Fransız şirket tarafından geliştirilen Alfa Jetler. Onlardan 27 adet Mısır Hava Kuvvetleri'nde bulunuyor. Bunlarla da birlikte Çin'in geliştirdiği Pakistan Hava Kuvvetleri'nde kullandığı K-8 uçaklarından da 119 adet envanterde yer alıyor. Bu özellikle L-39 Alfa Jet yenilemek istiyor. Hürjet çok ciddi bir aday. Hürjet bir taraftan performanslı motoru yeni nesil sistemleriyle birlikte güzel bir alternatif olabilir. Mısır bu konuda bir yaklaşım içerisinde. Dediğim gibi Türkiye 46 adet F-16'yı Mısır Hava Kuvvetleri için üretmişti. TUSAŞ fabrikalarından bu çıkmıştı. O dönem bir Mısır'la işbirliği yapmıştı. Bazı parçalar, bunlar gayet basit parçalar Mısır'da üretilmişti. Ve bunlarla birlikte Mısır Türkiye'ye 630 adet Cherokee Jeep üreterek lisans altında bunların fabrikası vardı Mısır'da o dönemde Türkiye'ye yolladı ve bunlar e, kara deniz hava kuvvetlerine 200 200 200 olarak paylaştırıldı o jipleri aradan yaklaşık geçen 20 yılı aşkın süre e, sonrasında zaman zaman işte ben birkaç defa hava üstlerinde görme şansını elde ettim e, böyle bir anlaşmada mal karşılığı neler verilebilir yapılabilir çünkü işbirliği çok önemli o yıllarda böyle bir anlaşma yapılmıştı. Acaba Hürjet'te de benzer bir durum olabilir mi? E, Mısır'dan neler alınabilir, neler satılabilir? Bunları tabii ki iki ülke oturacak, konuşacak, anlaşacak. Mısır bir yandan bölgenin çok önemli güçlerinden bir tanesi, e, bir yandan da Mısır'ın şu an hayatta e, hayata geçirmek istediği en önemli projelerin başında da Süveyş Kanalına alternatif bir kanalın oluşturulması. E Süveyş Kanalı Ortadoğu ile Afrika'yı birbirinden ayırıyor ama şu son dönemdeki Yemen'deki karışıklıklar, Doğu Afrika'daki korsanlık faaliyetleri nedeniyle Süveyş Kanalı'na Mısır yeterli verimi alamıyor. Yani az sayıda gemi geçiyor. Hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl evvelde bir gemi Süveyş Kanalı'nda kalarak o kanalın kapanmasına ve dünya ticaretinde de gemi trafiğinin başka yerlere yönlenmesine neden olmuştu. Ee, Sisi bunu e, yapacağı alternatif kanalla aşmayı planlıyor ama bu da çok çok ciddi bir proje, çok ciddi yatırım gerektiriyor. Bir yandan da bunu arıyor. Ee, tabii olayın konumuzda çok fazla alakası yok. Biz biraz daha savunma ve havacılık e, tarafından bakıyoruz ama son dönemde çok fazla... Türkiye'deki tekstil fabrikasının da Mısır'a kaydığı, düşük ücretler nedeniyle, daha uygun maliyetler nedeniyle buraya kaydığını, bu konuda da ciddi yatırımlar yapıldığını da şöyle bir ekonomi gözünden bakarken ifade etmekte, buraya böyle bir nokta koymakta fayda var. Mısır'daki havacılık fuarında ses getiren bir başka şirketimiz Havelsan. Havelsan biliyorsunuz savunma sanayindeki çok önemli bir yazılım evi. Aynı zamanda bir simülasyon merkezi. Baha adını verdiği bulut altı uçan bir insansız hava aracı var. Baha da fuar sırasında bir uçuş gerçekleştirdi ve aldığı görüntüler görüyorsunuz ekranlarda. Bunlar sosyal medya üzerinden Havelsan tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz Mart ayında Baha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. İhracat başarısıyla yakaladı. Yaklaşık 6 saat havada kalabiliyor. 15 bin fit irtifaya tırmanıyor ve menzilde yaklaşık 80 kilometre. Bulut altı İHA'nın özelliği daha böyle mesela bir sınır karakolunda, bir askeri birliğin üzerinde normal İHA'lar çağrılmadan oranın kendi imkanlarıyla kullanılmasını sağlıyor ve özellikle Elektronik karıştırmaya karşı her konuda operasyon yapacak özelliklere, yazılımlara sahip. Hani bunu dışarıdan tasarımına baktığınız zaman öyle hani tabiri caizse her yerde bulabileceğiniz basit ufacık bir İHA gibi gözükse de yazılımı, getirdiği sistemleri ve sunduğu teknik özellikler açısından çok üstün bir sistem. Silahlı kuvvetler özellikle elektronik karıştırma konusunda bahanın etkilenmemesi Kontrol kaybının yaşamaması, çok zorlu bölgelerde uçabilmesini oldukça beğenmiş. Ve burada da Havelsan Afrika'ya e, ihraç edilen zaten bir ülke var. Mısır'la birlikte bölge ülkelerine Baha'yı tanıtmış oldu. Sadece Mısır değil aynı tarihlerde Polonya'da MSPO fuarı, Ürdün'de de SOFEX fuarı yapıldı. E, bizim savunma şirketlerimizin aktif olduğu pazarlar var. Örneğin Ürdün'de makine kimya çok önemli bir adeta çıkarma yaptı oraya ve önemli anlaşmalara imza attı Ürdün'de. İşte bunlar arasında 2.75 inç roket üretimi, PMT-76-57A platform makinalı tüfeklerinin üretimi, 5.56 mm ve 7.62 mm toplam 30 milyon adetlik mühimmatın Ürdün'de üretilmesi gibi konularda çok çok önemli anlaşmalar yaptı. 120 mm ve 155 mm havan gibi konular da bu anlaşmanın içerisinde. Polonya'daki MSPO fuarına da Roketsan, Canik, Aselsan gibi şirketlerimiz katıldılar ve buradaki gelişmeleri kendi ürünlerini ortaya koyarak pazarladılar. Polonya son yıllarda Ukrayna Savaşı sonrasında savunmaya inanılmaz para harcıyor. Türk şirketler de bu bütçeden kendi paylarını almaya çalışıyorlar. Geçen programımızda da sizlere dilim döndüğünce anlattım Doğu Akdeniz'de tansiyon İsrail nedeniyle oldukça yüksek bu gelişmeler yaşanırken Amerika'da Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını özellikle uçak gemisi ve diğer gemi sistemleriyle birlikte arttırmış durumda. 1 Haziran'dan bu yana bölgede USS Wasp gemisi bu bizim TCG Anadolu gibi amfibi hücum gemisi üzerinde çeşitli helikopterler, tilt rotor dediğimiz hem helikopter hem uçak konsepti karışık ortaya konan hava araçları, F-35B veya AV-8B Heavy uçakları taşıyabilen bir platform burada da çeşitli Amerikan gemileriyle birlikte dolaşıyor. Hatta 13-17 Ağustos'ta bölgedeki TCG Anadolu gemimizle birlikte bir pasex yani birlikte geçiş eğitimi ortaya konmuştu. bu eğitim sonrasında USS Vas Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka'ya liman ziyareti yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de buna bir tepki gösterdi. Sonrasında da gemi İzmir'e geldi. İzmir limanına. 1 Haziran'dan beri bölgede muhtemel işte personelin biraz dolaşıp kafasını dağıtmak için mi geldi? Niye İzmir'e gelişine izin verildi? Açıkçası muhtemel bu nedenler olabilir. Ama 1 Eylül 5 Eylül arasında yaptığı bu geminin İzmir ziyareti tepki gördü ve çeşitli Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilerek bu işler protesto edildi. Bir yandan kamuoyunda Amerika'ya karşı bir tepki var ama bir yandan bakıyorsunuz askeri operasyonlarda işte geçiş eğitimleri yapılabiliyor o gemi İzmir'e gelebiliyor bir yandan da bir tarafta da yürüyen tırnak içinde Müttefiklik ilişkileri içerisinde yürüyen ilişkiler var. E bir taraftan da halkın tepkisi var. Ee, Amerikalılara karşı yaklaşımına Amerika'nın yaklaşımlarına karşı bu da tabi bu pozisyon içerisinde İzmir ziyareti oldukça soru işareti belirtelim. Biraz da gemiyle ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. 1989'da donanmaya katılmış bir gemi USS Vasp, Türkiye ziyaretinde de üzerinde MV-22 Osprey tilt rotorlar ve AV-8B Harrier uçakları vardı. Ee, 258 metre uzunluğuna sahip ve 41.150 ton deplasmanıyla saatte 22 nat hız yapıyor. Menzilde 9500 deniz mili. 6 adet AV-8B veya F-35B taşıyor. 12 adet de MV-22 taşıyor. 1075 personele sahip. Gerektiğinde aynı bizim TCG Anadolu'da olduğu gibi 2200 askeri taşıyıp bir yerden bir yere zırhlı araçlarıyla birlikte taşıyıp götürebiliyor. Bu da oldukça işte bölgede böyle bir küçük uçak gemisi gerçek konsepti LHD olarak adlandırılan bir deniz aracı bir gemi. Bölgede de Amerika donanması küçük uçak gemisi diyebileceğimiz bu tür işte USS Wasp gibi gemileri bölgede dolaştırıyor. Ben de burada varım diyor. Normalde askeri bir eğitim olduğu zaman, bir NATO tatbikatı olduğu zaman bu tür gemiler genellikle Marmaris, Aksaz'daki deniz üstüne geliyor. Biliyorsunuz orada da e, Reis sınıfı ilk denizaltının envantere katılmasıyla birlikte Aksaz'da tersane statüsüne yükseltilmiş durumda. Denizlerden tekrar gökyüzüne doğru dönecek olursak e, TUSAŞ bu aralar özellikle ANKA 3 projesine uçan kanat, insansız uçan kanat konseptinde düğmeye basmanın ötesinde hem de gaza da basmış durumda. Bir taraftan Baykar'dan Kızıl Elman'ın görüntüleri geliyor. Bir taraftan TUSAŞ'tan ANKA 3'ün görüntüleri geliyor. Böyle iki kurumun da yeni yeni şeyleri paylaşması e, bizlere yeni haber konuları çıkartırken bir yandan da böyle bir keyifle izliyoruz. Anka 3 geçtiğimiz ay, Ağustos'taki yapılan testlerinde iniş takımlarının toparladı. İniş takımları hani böyle bir soruları var ya ben o sorulara hastayım. Ya bu iniş takımları katlanmıyor mu? Kan niye böyle uçuyor? Şimdi arkadaşlar bir hava aracının iniş takımlarının toplaması demek böyle daha yüksek süratlere çıkabilir tam uçuş moduna geçmesi anlamına geliyor. Bu nedenden dolayı da iniş takımlarını açtık, açtığınız zaman zaten açık bir şekilde kalkıyorsunuz. Daha düşük süratte uçuyor. Topladığı zaman sürati artmaya başlıyor ve gerçek uçuş süretine doğru ilerliyor. Anka 3'ün TUSAŞ tarafından paylaşılan verilerine göre bu hava aracı 40.000 fite çıkacak. 0.7 Mach yani ses hızının 0.7'si. Bu da yaklaşık saatte 650 kilometre gibi bir e, hıza çıkacak. E bu hızada yükselebilmesi için iniş takımlarının toplanması gerekiyor. Havada kalış süresi 10 saat planlanıyor. Toplam taşıyacağı yük de 1200 kilogram ağırlığında. İniş takımlarının toplanması iyi bir adım. Demek ki uçuş testleri iyi bir şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyor. O görüntünün arkasından Anka 3'ün sol kanat altında teber mühimmatını gördük. Roketsan'ın bu teber mühimmatı takıldı ve artık Anka 3 diyor ki ben artık mühimmat taşıma moduna geçtim. Bu da gerçekten çok çok önemli bir testti. teber Mark 81 veya 82 tipi bombalara takılıyor. Çok daha hassas vuruş özelliğine sahip bir önemli bir mühimmat ve bunun da Anka 3'ün sol kanadında olması da bu işin artık silah testlerine geçirdiğini ortaya koyuyor. Şimdi baktığınız zaman böyle bir devasa bir uçak değil Anka 3. Ama sol kanadına koyulan örneğin Teberkiti'nin Mark 81'i 155 kilogram. Mark 82'ye koyduğu zaman 270 kilogram. Düşünün bir hava aracının sol tarafında bir ağırlık var. Şimdi bunu dengelemeniz ve stabil bir uçuş sağlamanız lazım. Bu açıdan da yapılan yazılım, Uçağa verilen çeşitli trim ayarları çünkü uçuşu gayet e, tabiri caizse yumuşacık uçak sorunsuz pürüzsüz uçuyor. Bunlar çok çok önemli. Anka e, 3 uçağı üzerinde TUSAŞ bir yandan da bu tür çalışmaları sistemleri değerlendiriyor. Geliştiriyor yazılımını geliştiriyor. Kullanılan kumanda sistemini geliştiriyor. Demek ki Anka 3 yavaş yavaş pişiyor. Bir tarafta dediğim gibi kızıl elmanın ilk uçuşa doğru yaklaşması. Diğer tarafta Anka 3'ün bu güzel testleri Türkiye iki çok önemli jet motorlu insansız hava aracına doğru ilerliyor. Bu da gerçekten sevindirici bir gelişme. Çünkü bu iki insansız hava aracı stelt özellikleriyle yani radara çok düşük görünürlükleriyle birlikte Milli Muharip Uçak Kaan'la beraber görev yapacak ve o Kaan konseptini çok daha ileriye taşıyacak. Bir taraftan 2 Ekim'de Adana'da Şakir Paşa Havalimanı'nda yapılacak Teknofest yaklaşırken onun ön çalışmaları, ön yarışmaları da ülkemizde farklı farklı noktalarda yapılıyor. En önemli buluşmalardan bir tanesi de bugün son günü Antalya'da yapılan elemeler, ve farklı farklı konularda gençlerimizin çalışmalarını. Evet Antalya'dayız. Heyecanlıyız. Yarışmacı arkadaşların, ziyaretçi arkadaşların hem heyecanını hem mutluluklarını birlikte burada yaşıyoruz. Şu ana kadar iki tane yarış alanını ben ziyaret edebildim. İlk ziyaret ettiğim alan hava savunma yarışmasıydı. İkinci yarışma ise Hackmaster yarışmasıydı. Buradaki tüm masalardaki yarışmacılarla görüştük. İki yarışmada birbirinden zorlu ve heyecanlı. Antalya özeline baktığımızda işte 25 tane final bu Antalya'da düzenleniyor. İnşallah yarın yarışmaların finallerinin neticeleri belli olacak. Bu sene Antalya'da 1600'ün üzerinde yarışmacı var. Finallerde yarışan takımlar var. Toplam sayısı da 6000'in üzerinde. E bu sene 7. senemiz Teknofest'te. 10. yarışmayı düzenliyor Yeni yarışmalar doğal olarak oldu. 49 tane yarışma düzenlendi. İlk seneyi düşündüğümüzde 14 yarışmamız vardı. Bu sene 49 yarışmayla beraberiz. İşte bunların içinde hava savunma yarışması da var. Biz bugün, yarın tüm alanları, tüm yarışmacıları ziyaret edip, onlarla birlikte olup, onların hem duygu düşüncelerine ortak olmak, hem bir takım istekleri, talepleri, beklentileri varsa onları karşılamak adına da onları dinlemek istiyoruz. Biz de geldiğimizde gençlerle birlikte burada tazeleniyoruz, yeniden şarj oluyoruz. Onun için heyecanlıyız. Ya Adana öncesi Antalya'da buradayız. Önümüzdeki ayda inşallah Adana'da finallerde olacağız. Tüm ekibe, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Bu sene gerçekten Teknofest'te büyük ilgi var. 1.5 milyon başvuru ki bu inanılmaz bir rakam. Bu rakamlar başvuru sonrasında takımlar farklı farklı yerlerde örneğin roket yarışması Aksaray'da yapılıyor. Birçok farklı yazılım, ulaştırma veya yapay zeka ile ilgili birçok yarışmada Antalya'da bugün sonuçlanacak ve son finalistler ki yaklaşık 6300 kişilik bir ekip olması planlanıyor. Onlar 2 Ekim'de Adana'ya Şakir Paşa'ya gelecekler. Gerçekten böyle gençlere bakınca gözlerinin içleri gürüyor. Çok heyecanlılar. Bir şeyler yapmanın peşindeler. Bu ülkeye bir şeyler kazandırmanın peşindeler. Ve çalışmalarda T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından da bizzat takip ediliyor. Bakalım Adana'da heyecan ne olacak merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz ay 9 Ağustos'ta çok ilginç bir kaza Brezilya'da meydana gelmişti. Ve bu uçağın son anları da çeşitli cep telefonu görüntüleriyle birlikte izleme şansı elde etmiştik. Ne yazık ki bu faciada 62 yolcu ve mürettebattan ATR-72 uçağında kurtulan olmamıştı. Bu kaza sonrasında ilk rapor, ön rapor açıklandı ve farklı noktalara dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi gerçekten zorlu hava şartlarında bu uçuş gerçekleştiriyor. Şimdi biz yazı yaşıyoruz. Güney Yarım Yarımkürede kış ayları içerisinde. Bölgede çok ciddi buzlanma var. Fakat uçağın buzlanma sistemi tam olarak çalışmadığı tespit ediliyor. Buzlanma nedir? Uçak uçarken... Özellikle kanat veya yatay stabilizede gövdede oluşan buzlar uçağın ağırlığını arttırabiliyor. Aerodinamik olarak sürtünmeyi arttırıyor ve uçağın havada kalabilmesi için çok yüksek motor gücüne ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Tabii ki elinizdeki motor gücü sonsuz değil. Bir yere kadar sizi götürüyor. Ağırlık limitleriniz belli. Bu açtığı zaman buzlanma özellikle pervaneli uçaklar konusunda e, önemli kaza nedenleri arasında. Aslında 1990'lı yıllarda e, ATR serisi uçaklar Amerika'da bir kaza yaşıyorlar. Buzlanma e, nedenli kazalar ve buzlanma konusunda tekrar sistem baştan tasarlanıyor. Ama bu sistem neden çalışmadı ne yapılacak? Niye bu kaza oldu? Bunun sonucunu e, ön rapor sadece böyle bir bakış sunuyor. Nihai raporda ortaya çıkacak. Sadece buzlanma sistemi değil bu uçakta ayrıca Elektronik yatay durum gösterge arızası da var. Yani pilotlar tam ne durumda olduklarını çok fazla tespit edemiyorlar. Yaklaşık 2 dakika buzlanmayla birlikte bu gösterge arızası meydana geliyor. burada da ön raporda da havayolu şirketi de aslında suçlanıyor. Voyapass Havayolu şirketinde çeşitli bakım problemlerinin yaşandığı ama bunun biraz sümen altı edildiği de ifade ediliyor. Gerçekten çok ilginç bir kaza uçak böyle etrafında döne döne flat spin olarak adlandırılan hareket sonrasında düşmüştü. Ve bu kazada ne yazık ki 62 kişi hayatını kaybetmişti. Bakalım ana raporda ne çıkacak bizler de merakla bekliyoruz. Şimdiki haberimizde size ilginç bir takas anlaşmasını ortaya koyayım. Ya bu takas ne? Hani futbolcuları, kulüpler birbirleriyle takas ediyorlar falan diyebilirsiniz. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'ye sivil havacılık konusundaki katkıları yatsınamaz. Şimdi üniversite ikiye bölündü. Eskişehir Teknik Üniversitesi adını aldı ve burada yetişen yüzlerce, binlerce pilot, teknik personel, hava trafik kontrolörü Türkiye'de sivil havacılığın çok önemli insan kaynağını oluşturdular. burada da filo yavaş yavaş yaşlanıyor. Burada da üniversitenin filosunda çift motor eğitimlerinin yapıldığı 2 adet C90 King Air tipi uçak vardı. bu uçaklar zaman zaman işte tartışılır ne anlamda şimdi uçurmak için tip eğitimine mi gerek var yoksa 5700 kilonun altında falan tip eğitimine gerek yok gibi. Sonunda şöyle bir yola doğru geçildi. Bu iki uçak Üniversite tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de bu uçakların büyük 350 modelinin işte çeşitli kamera ve sistemlerle oluşturulmuş e, insanlı keşif uçağı olarak da adlandırılan bir versiyonu var. E, bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verildi ve karşılığında da emniyette üniversiteye 7 adet uçak verdi. Ama tabii bunlar verdi diyoruz ama bu işin organizatörü Savunma Sanayi Başkanlığı Porsuk projesinde mühendislik ve alım çalışmaları da STM üzerine. STM'de biliyorsunuz Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sahip olduğu Türk Savunma Sanayi'ne mühendislik hizmetler veren bir şirket. Yangın söndürme uçaklarının temini ve kiralanması konusunda da STM'nin çalışmaları oldu. STM 5 adet tek motorlu İtalyan Teknav şirketinin üretimi 1010 serisi tek motorlu uçağı bunlar Lycoming motorlu 180 beygir gücünde gerçekten çok güzel eğitim uçakları bunlardan 5 tane 2 adet de DA42 Diamond Avusturya merkezli şirketin ürettiği çift motorlu eğitim uçağı bunları satın aldı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne verdi ve tabii ki töreninde savunma sanayi başkanı Haluk Görgün katıldı. Ee, bu projeyle hem eldeki uçaklar değerlendirildi hem de üniversitenin eğitim filosu e, modernize edilmiş oldu. Umarız Eskişehir Teknik Üniversitesi yıllık kapasiteleri pilotaj açısından oldukça düşük. Umarım o sayıyı arttırırlar bu yeni filo ile birlikte ve Türkiye'ye pilot yetiştirmeye devam ederler. Çünkü bu ülkede emekleri gerçekten sivil havacılıkta çok çok fazla. Ee, hem Emniyet hem Eskişehir Teknik Üniversitesi ee, uçakları güzel güzel kullansın. Emniyetle uçursun. Pilotlar yetişsin. Görevler yapılsın diyoruz. Gelelim son konumuza. Ee, çok önemli bir konu ama ben sona bırakmak istedim. Bunu aslında bir kitap tanıtımı yapacağım size. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı, emekli or general Abidin Ünal'ın hazırladığı kitap Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Güç Mücadelesi'nde Türkiye. Ee, burada hava kuvvetlerinin mevcut durumu, yapısı, bölgesel tehditler, neler yapılabilir gibi Abidin Ünal bunları akıcı dille kaleme almış. Ben de size kitaptan bazı bölümler okuyacağım. Çünkü çok fazla soru alıyoruz bazı konularda. Hava kuvvetlerinin bakışı, Abidin Ünal'ın bakışını size ifade etmek istiyorum. Ve onların ağzından çünkü işte mesela tartışmalardan bir tanesi S400 aldık, F35'ten çıkartıldık gibi mesela. Tabii S400 sonuç orada, F35'ten çıkartılmamız, abimünal örneğin burayla ilgili farklı farklı yaklaşımlar içerisinde. Örneğin bu sorunun cevabını kitabından şöyle ben not almışım: Türkiye'nin F35 programından çıkartılması için S400 bahane edilmiştir. Ancak konu bizce bu kadar basit değildir. Türkiye'nin 100 adetin üzerinde F-35 uçağı ile bölgede oluşturacağı güç üstünlüğü birçok çevreyi rahatsız etti. Özellikle Türkiye'nin böylesine bir güce kavuşmasını istemeyen Yunan, Yahudi ve Ermeni lobileri Türkiye karşıtı tüm taraflarla işbirliği halinde S-400 bahanesiyle Türkiye'yi projeden çıkarmayı başarmıştır. Bu süreci sonraki yıllarda Yunanistan'a F35 yeteneği sağlanması ve bu ülkenin aynı zamanda bir Amerikan üstüne dönüştürülmesi adımlarıyla birlikte yorumlandığında konu daha da anlam kazanmaktadır. Türkiye F35 programındaki hakkını kesintisiz savunmaya devam etmeli. Hatta Yunanistan'a F35 programının açılması halinde Türkiye'ye de programa kaldığı yerden devam etmesi konusunda ısrarcı olunmalıdır. Bu da gerçekten oldukça ilginç bir yaklaşım. Abidin Ulan e, Milli Muharip Uçak içinde şunları not almış kitabına. Milli Muharip Uçağı çantada keklik olarak gören zihniyetten uzak durulmalı ve risk alanlarına odaklanılmalıdır. Risk alanlarından ilki projenin gecikmesi veya aksaması, ikincisi ise 5. nesil standardına ulaşamamasıdır. Programı geciktirme alanında riskleyen ...konulardan birincisi motor konusu... ...diğeri ise proje yönetim anlayışıdır. Yerli motor geliştirme elbette ki tercihe şayandır. Ancak umulandan çok daha uzun zaman alma riski bulunmaktadır. Buna rağmen yerli motor projesinde ısrarla devam edilmelidir. Ayrıca prototip için kullanılan motor ise... ...performans bakımından beklenen seviyenin altında kalmaktadır. Bu riskleri gidermek için proje başlangıcında yapılan... Kale Grup ve Rolls Royce arasında başlatılan ortak motor üretimi tercihine önemli ölçüde zaman kaybedilmesine rağmen tekrar dönülmesi önemli olmaktadır. Bu da Milli Muharip uçakla ilgili e, Abinin Ünal'ın yorumu. Bir yandan da Hava Kuvvetleri'nin geleceği nasıl olmalı gibi fikirlerini e, ortaya koymuş. Orta vadede hedef 5. nesil insanlı savaş uçaklarıyla aynı görev paketinde görev yapabilecek yapay zekalı süpersonik insansız savaş uçakları Mius geliştirme olmalıdır. Uzun vadede hedef ise stratejik göz, gözetleme İHA geliştirilmesi olmalıdır. Bu da İhalarla ilgili yaptığı e, yorum. E, son olarak da son olarak da e, hedefleri belirtiyor Abidin Ünal 2030 yılı için Savaş uçağı sayısı 300 olmalı. Bu uçakların çoğunluğu 4,5 ve 5. nesil savaş uçağı olmalı. Yerli üretim 5. nesil savaş uçağı hareket, hareket yeteneğine kavuşulmalı. Ee, bir yandan da ulaştırma filosunun durumunu e, belirtiyor. 150 kilometre ve üzerinden yerden havaya atılan füzeler konusunda minimum 8 filo oluşturulmalı diyor. 2040 hedefi ise savaş uçağının sayısı 350 olmalı. Çoğunluğu 5. nesil yerli uçaklardan oluşturulmalı ve tabii ki diğer uçak, pilo, uçak pilot oranları, yerli sanayi, akıllı mühimmat, insansız hava araçları veya meydanların durumuyla da ilgili yorumları mevcut. Abidin Ünal bir taraftan özellikle pilot sayısının arttırılmasını istiyor. Fikirlerinden bir tanesi de Çili'de 2. Anajet Üst Komutanlığı'nın bir alternatifi, ikinci bir eğitim merkezi kurulabilir diyor. Bu da gerçekten ilginç. merakları güç mücadelesinde Türkiye kitabını alıp daha detaylarını buradan okuyabilir. Evet oldukça uzun bir gündem videomuz oldu. Size gelişmeleri dilim döndüğünce ifade ettim. Bu arada bazı meraklılara da belirtelim. Abidin Ünal kitabında, Dört buçukuncu nesil lafını epey kullanıyor. Yani bazı taraflar kardeşim dört buçukuncu nesil uçak yoktur diyorlar. Buna da gerekli cevabı eski avukatları komutanı vermiş. E dediğim gibi bana lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok abone, yorum ve beğeni bizim videomuzun daha fazla yukarı çıkmasına imkan sunuyor. Bir sonraki video, bir sonraki gündem programımızda görüşmek üzere. Herkese... Sağlıklı mutlu bir hafta diliyorum. Yarın da okullar açılıyor. Öğrenci arkadaşlarımıza zihin açıklığı diliyorum. Başarılar diliyorum. Derslerinize iyi çalışın. Ve geleceğini gökyüzünde savunma sanayinde gören gençlerimiz hedefinizi güzel koyun diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.